Selamlar arkadaşlar. Bu videoda Photoshop'ta Puppet Warp videosu, yani kukla oynatma animasyonu nasıl yapılır onu göstereceğiz. Dosya kısmından hemen aç diyorum resmi eklemek için. Arkası şeffaf bir resim kullanırsanız veya fotoğraf kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü o zaman daha temiz bir görüntü ve daha temiz, kolay bir çalışma olacaktır. Nerelerle çalıştığınızı daha iyi göreceksiniz. Tabii ki PNG şeffaflığı desteklediği için PNG tercih ettik. Resmimizi seçiyoruz animasyon için. Açıldı. Zaman çizelgemiz kapalıysa buradan Window, Timeline veya Pencere zaman çizelgesi şeklinde açıyoruz. Burada video zaman çizelgesi oluştur diyor. Bunu kare animasyonu oluştur diye seçiyoruz ve butona tıklıyoruz. Burada karelerden oluşan bir zaman çizelgesi verdi bize. Sonra katmanlara geliyoruz. Katmanlardan kaç tane hareketten oluşacaksa görüntümüz, videomuz o kadar katman oluşturmanız gerekiyor. Katmanı çoğalt veya duplicate layer İngilizce olanlarda. Bunu ben şu anda kısa olsun çabuk video bitsin diye 3 tane kullandım. 3 tane açtım. Şurada bazen kilit işareti oluyor. O kilit işareti varsa o kilidi kaldırın. Değişiklik yapmanıza izin vermez yoksa. Buradan çalışma mantığını anlatayım size önce. Şuradaki kareler videodaki her kareyi gösteriyor. Kare sayısı ne kadar çok olursa o kadar akıcı bir görüntü sağlanacaktır tabii ki. Yani bir hareketi daha fazla kareli anlatırsanız daha akıcı olur. Şurada oynatma sayısını görüyoruz. Yani video oluştuktan sonra kaç kez oynatsın, sonsuza kadar döngü veya bir kere şeklinde. Burada karelerimiz sırayla oluşmaya başlayacak. Her değişikliği de buradaki katmanlarda yapacağız. Ben her katmanda bir değişiklik yapıp birbirinden farklı olmasını istiyorum. Fakat şu 2-3 katmanda, sonraki katmanlarda değişiklik yaptığınız zaman zaten ilk katman da diğerlerinden farklı olacak. O yüzden ona hiç dokunmadan bir kare oluşturmak istesem yeterli olacaktır. Yani şuraya bir kare oluştur diyorum. Şu zaten orijinal haliyle kalsın. Onu istiyorum yani. Ben asıl değişiklikleri burada yapmaya başlayacağım. İlk katmana zaten az önce birinci karede görüntüsünü aldığımız için dokunmuyorum. İkinci katmandan başlıyorum. Yani diğerlerini kapattım. Bunu seçtim. Hem açık bıraktım hem de seçtim. Geliyorum. Düzenle kısmında kukla çarpıt yani puppet warp'a tıklıyorum. Az önce söylediğim gibi buralar şeffaf olduğu için buralarda hiçbir değişiklik yapmanıza izin vermiyor. Tıkladığım zaman bir şey olmuyor. Sadece değişiklik yapabileceğim alanları gösteriyor. Onlar da şeffaf olmayan kısımlar. Peki puppet warp mantığı nasıl çalışıyor? Eklemler ve menteşeler gibi düşünün. Bir de hareket noktaları gibi düşünün. Puppet boardlar oluşturduğunuz zaman, yani şuradaki noktaları oluşturduğunuz zaman eklem görevi görüyor, aynı zamanda hareket noktası görevi görüyor. Yani şurada bir değişiklik yaptığım zaman, şurada bir hareket noktası oluşturdum. Burada bir değişiklik yaptığım zaman buraları fazla etkilemiyor. Mesela buralara da nokta koyayım ki fazla hareketlenmesin. Yani şuralar bizim sabit noktamız gibi olsun. Ne yapıyorum? Kedinin pençesini tutuyorum. Sadece bunu hareket ettirmek için istediğim için hafifçe aşağı eğdim. Biraz daha eğdim. Eğdim. Bakın buralarda hiçbir değişiklik olmadı. Hatta şöyle hızlı hızlı çarpayım. Evet, hiçbir şey olmuyor. Bunu yine eski haline getireyim. Ve karenin böyle kalmasına karar verdikten sonra Enter'a basıyorum. Bir sonraki kareyi oluşturuyorum. Bu sefer bununla işim bittiği için bunu kapatıyorum. Bunu seçiyorum ve bunu açıyorum. Tekrar düzenle kısmından kukla çarpıt yani puppet warp'ı tıklıyorum. Eklem noktalarımı hızlı hızlı oluşturuyorum. Buralarda değişiklik olmasın. Buralarda menteşe olsun gibi. Bunu tutuyorum. Pençesini biraz daha aşağı büküyorum. Ve son halini verdikten sonra Enter'a basıyorum. Oynat diyorum. Bakın bir kere oynuyor duruyor. Çünkü burada bir kez oynamasını istemişiz. Her zaman diyorum. Oynat diyorum. Bakın hızlı hızlı oynatıyor. Ama tabii kareler arasında hiç beklemeden hızlı bir şekilde geçtiği için göze hoş gelmiyor. Kötü bir animasyon oluyor. Ben diyorum ki bunlar arasında biraz gecikme olsun. Biraz daha akıcı olması için. Siz bunu videonuza göre 0.5, 1, 2, 3 artık hangisi uygunsa yapabilirsiniz. Ben şu anda 0.1 gördüm uygun olarak. Bakın böyle biraz daha akıcıya benzedi. Durduruyorum. Bundan sonraki aşama ne? Video olarak dışarı aktarmak. O da geliyor dosya kısmından. Dışarı aktarı seçip
şurada video görüntüsü oluştur diyor. Bütün işlemleri doğru yaptıysanız bu aktif oluyor. Normalde şunun gibi pasif soluktur yani soluk görünür. Her şeyi doğru yaptıysanız buna tıklayıp videoyu dışarı aktarmak için yerini falan seçiyorsunuz. Videoyu oluşturuyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.